Yenge, bu makyajlar falan ne oluyor? Siz niye bu kadar makyaj yaptınız? Annemle makyaj işine girdik ya. Onu biliyorum da biz yemeğe bu makyaj malzemelerini satmak için mi çağırdınız siz? Aşk olsun. Sizi çağıramadıydık ya, o yüzden yani. Hadi oradan be. Az değilsin valla. Ben mi az değilim? Masanın altından fingir fingir oynaşan ben miyim? Yenge ne diyorsun ya? Ne diyorum kız? Elin ayrı oynuyor, ayağın ayrı oynuyor. Merak etme, eve gideceksiniz zaten. Ay saçma sapan konuşma, yok öyle bir şey. Öyle deme. Evliliği ilk zamanlarında abinle ben de böyleydik. Gördüğüm yerde sıkıştırırdım onu. Yenge bırak şu meseleyi artık. Ben sana diyeyim. Bu insanlar zengin yani. Sizin sattığınız malzemeleri almazlar. Ya bence boşuna yorulma yani. Böyle bir meseleye girme. Kız öyle deme. Vallahi bak çok kaliteli bu mallar. Kapış kapış alacaklar. Aman sen de her şeyi biliyorsun ha. Hay Allah'ım ya. Ayşe evlendiğinde şu aklı verdim de. Tüm gün böyle iş, güç falan derken kendine bakmayı sakın ihmal etme gülüm dedim. Misal beni örnek al. İşte ev işiydi, Buse'yle ilgilenmesiydi falan derken rujumla aynamı asla yanımdan ayırmıyorum. Nazmiye ne yapıyorsun? Demişken hemen bir rujumu tazeleyeyim tabii. Tabii gelinimi de ben yetiştirdim. Rahmetlinin karşısına ben de hiç ruhsuz çıkmazdım. Hep bakımlı, hep bakımlı. Kim? Ben. Anne? Ne? Keşke bu öğütlerinizi Ayşe de dikkate alsaydı. Aşk olsun Ayşe kızı. Ya daha ne yapayım ben Keremciğim? Ama sen kendime daha da dikkat edip bakımlı olmamı istiyorsan eve akşamları erken gelirsin. Ben daha da dikkat ederim kendime. Niye? Gelmiyor mu? Gelmez olur muyum ya? Geliyorum tabii ki. Bazen iş uzuyor, o yüzden geç geliyorum, onu diyor. Aa bakın, hiç ruju sürmeme bile gerek yokmuş. İşte kalesiyle böyle. Bir kere sürüyorsun mezara kadar mübarek. Kadınların en büyük düşmanı yemek yerken silinen rujlardır. Hanımlar iyi bilir. Hanımlar. Bilirler tabii canım, bilirler. Özellikle Yelda gayet iyi bilir. Yelda gençken manken olduğu için bütün bu makyaj malzemelerinin falan hepsini gayet iyi bilir. Ben rujumu bir yakından göstereyim şöyle. Bakın kalesi. Aferin kızım. Ne yapayım? Kalesi. Çok güzel. Nazmiye bak benim başım dönmeye başladı benim. Bak benim başım dönüyor. Ya görüyorsunuz mu? Kokumdan başı dönüyor Rıza'mın. İşte güzel koku güzel bir makyajın tamamlayıcısıdır. Kız bak bu neyin kalesi? Süreriz yüzümüze gözümüze maazallah şişere. Aşk olsun ben malımın arkasındayım. Buse al bakayım şu meyve tabağını kızım hadi. İşte kalesi makyaj malzemeleri limited. Hemen şöyle açıyorum. Evet. Bakın. Ne? Yaşlanıyorum değil mi? Kalesi var. Al al. Erkeğim değil mi? Senin için de var. Aa bakayım. Kızım, Hülya'ya da bir gözaltı ver. Gözlerin altı morarmış. Ay üstüme iyilik, sağlık. Ver bir şeyler. Bak, sizin devanız bende. Şimdi bunu alıyorsun, bıyıklarına sürüyorsun. Bu normalde bayanlar için. Ama bıyıkların böyle arşa kadar çıkıyor. Duacım olursun ha. Nazmiye, yeter değil mi? Yani bak misafirlerimizle şöyle bir hoş sohbet edelim. Yani sık boğaz etmeyelim insanları. Neyse zaten çok geç oldu. Biz artık kalkalım. Siz de bu malzemeleri kendi yakın çevrenize satarsınız. Baba kalkalım mı? Aferin kızım Nazmiye, aferin. Vallahi seni seyrederken kendi gençliğimi hatırladım. Sabahleyin erkenden kalkardım. Bir elimde çanta, sırtımda torba. Kapı kapı dolaşır kumaş satardım. İşte böyle olmalı. Ya. Sağ olasın abi. Al bakalım. Şu da ilk siftah paran olsun benden. Mustafa hiç gerek yok. Olur mu öyle şey yok, canım? Yok. Sen karışma. Sen karışma. Ben ticaret adamıyım. Ticaret yapana nasıl destek olunur ben onu gayet iyi bilirim. Aferin. Bu başlangıç kızım. Bak işi büyüt, benden sana büyük destek. Hepsini sen sar onları bana bir şeye koy, torbaya. Ben onları bizim atölyedeki kızlara götürürüm. Zaten uzun zamandır hediye alamamıştım, onlara dağıtırım.
Aferin, aferin. Bak, bak, bak işte ticaret böyle yapılıyor. Görüyor musun bak? Buse bile bak maşallah. Çok iyi bir şeye vesile oldu vallahi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?